Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metehan'cığım, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Basketbol Süper Ligi'nde 5'te 5 yapan tek takım olarak Pınar Karşıyaka var biliyorsun. Onun dışında tüm takımlar mağlubiyetle tanıştı ilk 5 haftasında. 4 takım 4'te 1. Tofaş, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Galatasaray. Evet. Ardından da 3 galibiyet 2 mağlubiyetle sıralanan Darüşşafaka, Türk Telekom, Bursa Spor, Teksüt, Bandırma, hani bayağı bir takım var. Evet. Geçen hafta Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı kaybetmesiyle yenilgisiz tek takım olarak Pınar Karşıyaka kaldı biliyorsun ve ben bu hafta da zaten bu durumun devam edeceğini düşünüyorum ama biz maçları sıralama olarak gidelim. Sıra sıra gidelim, yani devam edelim direkt. Beşiktaş Büyükçekmece. Hafta Cumartesi Beşiktaş Sonpo Japan. Saat 1'de Büyükçekmece basketbol arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Ben Beşiktaş'ın çok rahat kazanacağını düşünüyorum. Hafta içinde Bona mağlup oldu Beşiktaş ama Büyükçekmece şu an rezalet durumda. Yani maalesef olur öyle. 4'te 0 çekti zaten. Beşiktaş'tan 5'te 0 çektiler hatta. Pardon, 5'te 0. Bahçeşehir'le beraber 5'te 0. Ben Beşiktaş'ın çok rahat yeneceğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun maçı? Ya Beşiktaş da bu sezon sıkıntılı. Kadrosu gayet kötü durumda yani. Gayet iyi demiyorum. Ya iyi değil de bu maç için rahat oldu. Ama bu maç için yeterli. Yani. Zaten Beşiktaş'ın kadrosu Büyükçekmece'den daha iyi. Ya Büyükçekmece gerçekten işler acısı. Serhat Şehit takımı katletti. Takım her maç fark yiyor. Evet, maçta. Ya Bandırma aslında bileyim 4 sayı farkla yenildim takım. Evet, Bandırma ki bu sene bütçesi düşük, evet, yani geçtiğimiz yıllar gibi değil hiç. Jeremy Safot transferi var. Yani çok etkili olabilen bir oyuncu değil. Mükremin Deniz Kılıçlı var zaten biliyorsun. Anadolu Efes'ten tanıyoruz kendisini. Aynen. Yani pivot mu artık, başka bir şey mi anlayamadım. Belli pivot değil, doğru diyorsun. Kendisinin üstüne koymayan garip bir oyuncu yani. Bizim Türkiye'de böyle oyunculara para kazandırmak bence iyi anlayamadım. Büyükşehir bu sene yabancı tercihleri çok facia. Kesinlikle. Robert Upshaw facia. Şey de facia, Osiris Eldiriş takımda ama mesela ya, bir maçta iyi, bir maçta kötü, ya, kafasına Osiris, göre takılıyor. Yani Çimen bu takımda olmasına anlam veremiyorum. Burada olmaması lazım. Yani kendisi takılıyor. De alt seviye düştü burada. Evet. Onun dışında muhteşem pivot var, Uğur Hortum. Yani bir maç oynadı, takımın en önemli oyuncusu. Burada herkes dediğimi anladı zaten. Yani böyle oyunculara para kazandırmak vallahi evet. İhanet yani. Bu adamlar basketbol, yani bunlar gibi olmak isteyen bir sürü insan var. Yani bu seviyelerde oynamak isteyen bir sürü oyuncu var. Onlar bir yerlere gelemiyorlar. Genelde böyle yerlerde torpil döner biliyorsun. Bizim Türkiye'de maalesef çok oluyor bu işler. Yani bilmiyorum, böyle oyuncuların yani ekmek bile vermeyeceksin böyle oyuncu. Ya bu oyuncular gerçekten yıllardır mesela Mükemmel Deniz Kılıçlı Efes oynadı, Anadolu Efes oynadı. Hiçbir şey katamadı üstüne. Gelip bu takımda oynaması bence ihanettir. Ben Beşiktaş tarafındayım. Çok rahat kazan, rahat en az 20 yani 15-20 arası fark olur. Hatta 30'u bile bulabilir duruma göre. Haftanın bir diğer karşılaşmasına geçelim. Hı-hı. Cumartesi günü yenilgisiz ligin lideri Pınar Karşıyaka Türk Telekom'u ağırlayacak başkent temsilcisini. Hı-hı. Ben Pınar Karşıyaka'nın kazanmasını bekliyorum. İzmir'den Türk Telekom bence çıkamaz. İmkansız gözüküyor, hı-hı, bana. Ayrıca da Karşıyaka'da şu an özellikle Morgan felaket formda. Ki backup'ında Semih Erdem var. Öyle bir avantajları var ayrıca. Tony Taylor çok iyi oynuyor şu an. Çok iyi. Ki daha Crocker sakat, takıma gelecek. DJ Kennedy'ne karşı yakada bıraktığımız halinde, geri geldiği halinde gibi, aynı o gittiği zamanki gibi çok iyi durumda. Ben karşı yakadan net bir galibiyet bekliyorum. Sen ne diyeceksin? Ben de fazla konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Karşı yakanın kazanarak ligde 6-6 yapacağını düşünüyorum. Katılıyorum. Sana bir diğer karşılaşmaya geçelim. Tofaş Galatasaray Doğa Sigorta. Haftanın, hı-hı, en güzel maç olmaya aday maçlarından başında geliyor. Tofaş'la Galatasaray'la ülkemiz Euro Cup'ta temsil evet, ediyorlar abi, biliyorsun. Çok ya Euro Cup'ta bence Galatasaray iyi başladı. Galatasaray iyi de Tofaş çok tutuk gidiyor. Ya Orhun Ereğ'in maalesef Avrupa Kupalarında başarısız evet, bir kariyeri. Evet ama şöyle bir şey var. Orhun Ereğ'i de bilmiyoruz. Suç atamıyorum ama. Banvit'te de başarısızdı çünkü. Evet ama şöyle bir şey var. Her sezon takımın oyuncular gidiyor geliyor. Evet yani Tofaş'ın öyle bir sıkıntısı. İstikrar yok. Galatasaray ise bayağı istikrarlı bir şekilde bu sezona girdi, hı-hı, kadro anlamında. Oyuncularının birçoğunun tutmasının hani avantajını yaşıyor. Öyle söyleyelim. Ya zaten ben şöyle şeye gülüyorum. Baktım burada hep Ergin Ataman'a gidiyor. Galatasaray Fenerbahçe maçını tribünden izledi. Serdar Çelikler'in bir sözü vardı. Ya Ergin Ataman otururken diyeniyor, takım başındayken diyeniyor, izlerken diyeniyor gibisinden. Yani Galatasaray çok önemli bir galibiyet aldı geçen hafta. Evet, Fenerbahçe'den 19 sayılık bir fark yani. Galatasaray'ın bütçesi. Ben 5 milyon euro diyorlar ama bence 3,5 milyon euro. 3,5 milyon en fazla. Fenerbahçe'nin 30 milyon euro, yaklaşık 10 katı. Tabii. Yani
Rezil kepaze oldu Fenerbahçe'ye. Kesinlikle katılıyorum. Fenerbahçe taraftarı olarak bunu söylüyoruz. Peki sen bu maçta nasıl bir sonuç bekliyorsun? Haftanın en kestirilemeyen maçı gibi bana göre. Hı-hı. Bandırma Bursa ile beraber. Yani ben bu maçta Topaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Ev sahibi avantajından dolayı. Yok ya, Topaş'ın kadrosu daha iyi Galatasaray'a bence. Peki cumartesi gününün son karşılaşmasına geçelim hemen. Orman Spor Gaziantep maçı var biliyorsun. Hı-hı. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun bu mücadelede? İki, Orman Spor Lig'in yeni ekibi olmasına rağmen hı-hı, bence fena başlamadı. Gaziantep son maçta itiyor, kaybetti. O kötü oldu. Çok evet, kötü oldu. Katılıyorum. Gaziantep'te biliyorsun Jason Rich. Tam onu diyecektim. Ivan Buva geldi. Hem Rich evet, hem Ivan Buva. Neler söyleyeceksin? Bu iki isim Gaziantep'e neler katar? Bu deplasmanda da yüksek ihtimal forma giyecekler gibi duruyor. Bu deplasmandan galibiyet çıkartmasına yardımcı olur. Bence çok şey katar iki oyuncu da. Orman Spor'un İTÜ'yü kaybetmesi çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kesinlikle. Çünkü İTÜ'nün kadrosu çok kötü. Ve yani direkt rakibine geç. Orman'ın bu kadrosu playoff yapabilecek bence kadro. Bence tabii, direkt rakibi değil aslında. Diyorsun. Öyle söylüyorum. Ama ben. İTÜ'yü umutlandırdı şimdi ligde kalma anlamında. Tabii ki o yani bir galibiyet bile şu an ilerleyen haftalar için büyük moral tabii oldu. Tabii kesinlikle. Ben bu maçta Gaziantep'in kazanacağını düşünüyorum. Orman Spor beni geçen hafta çok büyük hayal kırıklığı oldu. Deplasmanda da olsa Antep tarafından. Kazanacağını düşünüyorum. Burada ayrılıyoruz ben Orman Spor tarafından. Çünkü Jason Rill ile Ivan Buva takımı iki seviye yukarı taşıyacaktır. Kikanoviç ile Buva eşleşmesi de eğer Buva oynarsa güzel olur. Evet. Pazar gününe geçelim. Üstünde çok konuşulacak bir maç tam olduğunu düşünmüyorum. Anadolu Efes kazanır. Anadolu Efes bütün mücadelesi. Ben Efes'ten çok rahat bir fark bekliyorum. Hı. Tolga Geçim gibi, Buğra Tuncer gibi, Ömercan İlyasoğlu gibi, Mustafa Kurtuldum gibi oyuncuların ön plana çıkacağı, yabancı oyuncuların bol bol dinlendirileceği. Bence Bobo'ya geri oynar bu maçta. Bir de çift maç haftasından sonra bu maç oynanacak. Evet. Perşembe günü Panathinaikos deplasmanı var. Ardından pazar günü bu maç. Ben az süre alan oyuncuların bol bol süre alacağını net düşünüyorum. Net bir olur. Bence de. Anladım, çok rahat kazanır. 30 sayıya falan bağlayabilir Efes İTÜ'yü. Darüşşafaka Bahçeşehir mücadelesine geçelim. Fazla konuşulacak maçlardan birisi değil bu da. Bahçeşehir'de Dedas olduğu sürece bu takımdan hiçbir şey olmaz. Zaten takım 5'te 0 çekti şu an. Gitti. Yani çok kötü durumda. Bahçeşehir bence düşmenin en büyük adaylarından birisi. Ben Darüşşafaka'nın net bir şekilde kazanacağını düşünüyorum ki geçen hafta Türk Telekom'u kaybettiler. Bence Darüşşafaka kazanır bu maçı. Bana da öyle geliyor. Bir de Daçka Bahçeşehir'den çok daha iyi bir takım. Kesinlikle. Bence ben öyle düşünüyorum. Bugün de Yunus kazandı olacak. Evet, evet, çok önemli bir mücadele. Sağda olacak o maçta. İnşallah iyi bir sonuç alır. İnşallah iyi bir sonuç alır. Sağdan ayrılırlar. İnşallah. Tabii biz bu videoyu yayınladığımızda cuma olmuş olacak. Maç bitmiş olacak. Evet, biz çarşamba günü çekiyoruz videoyu. Evet. Hani Bahçeşehir'de biliyorsun hem ligde hem de Avrupa kupalarında mücadele ediyor. FIBA Europa Cup'ta Karşıyaka ile beraber ülkemizi bir yerde oluyor zaten. Yani çok böyle üst seviye olan bir şey değil. Turnuva değil. Aynen. Bir de Bahçeşehir'in potu altı çok zayıf. Savunma anlamında nasıl desem sana, JJ Johnson'ın savunma yönü çok zayıf. JJ Johnson. Aynen. JJ diyorum ben, kısaltıyorum direkt. Ya Bahçeşehir'in pivot anlamında çok büyük sıkıntıları var potu altı anlamında. Daçka orayı da böyle işleyebilir sürekli. Ben Daçka'dan örneğin Banko Daçka diyorum. Bir diğer karşılaşmaya geçelim istersen. Bir fikrimi sormadın daha detaylı. Ben anladım. Darüşşafaka diyorsun sen direkt Banko. Tamam. Diğer maça geçelim. TekSüt Bandırma Bursa Spor maçı. Haftanın son mücadelesi olacak Bandırma'da. TekSüt Bandırma genç oyuncularıyla gayet iyi başladı sezona. Bursa Spor ise çok dar bir kadroyla oynuyor. Şöyle bir şey var. TekSüt Bandırma salı günü yani dün San Pablo Burgas'ı sahasında mağlup etti. İspanyol temsilcisinin evet, aynı önemli İspanyol. Önemli bir galibiyet. Bandırma da iyi gidiyor galiba. Bursa Spor da gayet iyi başladı. Ne diyorsun? Hani nasıl desem sana 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 5 maçta. Son maçta Anadolu Efes'i çok zorladılar. Darbe rotasyonları var. Beş zaten rotasyon geniş olsaydı bence Efes maçını kazanabilirdi. Bursa Spor'u taraftarıyla seneye geniş rotasyonlu bir takım kursun. Çok rahat Euro Cup oynayacak bir kanalı. Sen dönemede transfer bekliyorsun sen. Bursa Spor'u bu dönemde. Bu dönemde zannetmiyorum. Ya ben en kötü bir transfer bekliyorum ya. Rotasyon geniş şey, evet, yabancı alamazlar ama zaten yabancı, ligde 5 yabancı ile oynadığı yabancı için alamazlar. Tribüne yolluyor. Türk oyuncu. Piyasada da Türk oyuncu yok maalesef. Ya yok ama yani, işte rotasyon. Ama hala boşlu olan isimler var. Barış Ersek, Can Maksim Mutaf, İlkan Karaman, Kaya Peker. İlkan Karaman, Kaya Peker'i listenin dışına atıyorum. Can Maksim olabilir. Can Maksim ile Barış Ersek olur. Barış Ersek bu tarz takımda da oynar. Can yani. Maksim de katkı oynar. Yapabilir. Kaya yani, Peker'e şey saymaya gerek yok İlkan. Yani Kaya'nı daha neyini sayıyorsun? Ben 40 yaşına yani, geldiği için. Yani neyini sayıyorsun? Kaya 40'ı bırak 4 yaşında bile olsa Türkiye liglerinde bu kadar orta mesafe şutu olmayan yıllarca oynayıp çok acımasız konuştuğunu düşünüyorum Kaya hakkında. Efes'teki sezonları gayet iyiydi. Özellikle 2005-2006-2004-2005. Peki bir 2005. Tane sana soruyorum. Bir tane orta mesafe attığı bir sayı hatırlıyor musun? Beşiktaş'ta oynarken 2007-2008 sezonunda çok net akatlarda oynanan maçlarda atlı üşükleri hatırlıyorum öyle ya, söyleyeyim. Önüne bir tane top geri sallıyor. Efes'te de hatırlıyorum 2008-2009-2009-2010'da. Yani bizim Türkiye'de bir tane pivot söyleyebiliyor musun böyle mesela isim yapmış gibi?
hani 20-30 yıllık basketbol şeyinde böyle üst çok seviyede bir Mehmet Okur'u söylersin. Yo, söylerim, çok net var. 2005, 2006, 2004, 2005'lerde Kerem Gönlüm, Erman Kurtoğlu, Kaya Peker, Mirsad Turkcan. Ya Mirsad'la ben ülkemizde oynayan uzunlar şöyle anlamında. Diyorum ben. Şu an yerli uzun sıkıntımız var. Şu an diyorum zaten. O zamanlarda yoktu. Şu an diyorum. Tamam, Kaya Peker 40 yaşına geldi. Ya, Kaya Peker'i ben saymıyorum ama. Tamam. Kaya Peker'i ben o kadar çok üst seviyeye koymuyorum ama. Tavuk Seramika'da oynadı. Efes'te oynadı, Beşiktaş'ta oynadı. Erman Kurtoğlu. Mehmet Okur, ondan sonra Mirsad Türkcan, bunları ayrı koyuyorum ama Kaya da o seviyedeydi. Ben Kaya Peker'e oynuyorum. Katılmıyorum sana, Kerem Gönlüm de o seviyedeydi. Kerem Gönlüm zaten ayrı koyuyorum. 500'ün çok iyi oyuncuydu. Gerçi biz konumuza dönelim, evet. Neyse. Peki sana şunu sormak istiyorum. Hı. Bandırma Bursa maçı için yüksek skor bekliyorum dedin ama diğer maçlar hakkında skor tahmininde bulunmadın. Hı. Yüksek skor beklediğin başka maçlar var mı? Benim bir Anadolu Efes Sigortam Net İTÜ maçı var. Sigortam noktayı demeye gerek yok, Sigortam Net İTÜ. Orada 150 maç bekliyorum. Yani zaten İTÜ'nün savunmasını söylemeye maçın gerek yok. Maçın kopacağını mı düşünüyorsun? Kopacak zaten. Efes'ten bir 100 gelir mi? Bence 90'ları bulur da 100'de olabilir. Zorlarsa. Zorlar. Yani zorlarsa olur. Evet. Öyle düşünüyorum. Bir de Fenerbahçe-Beko Afyon maçını konuşmadık bu arada. Ben Fenerbahçe yanında çok şeyim, şikayetçiyim. Biz Fenerbahçe taraftarıyız ama orada o hiç gerçekten neler yapmaya çalışıyor anlayamadım. Euroleague'de 4 maçta 3 yenilgi. Ligde de zaten son Galatasaray maçında 19 sayılık bir fark. Ben anlayamadım bu takımı. O yüzden Fenerbahçe maçına ben hiç girmek istemiyorum. Fenerbahçe Afyon'u rahat geçecektir zaten. Arada girmesin. İnanılmaz bir bütçe. Yani Fenerbahçe'nin izlediğimiz hiçbir maçına zevk vermiyor. Zaten Fenerbahçe için Afyon maçını konuşmamıza bile gerek yok, evet, diye düşünüyorum ve katılıyorum sana. Başka skor beklediğin bir maç var mı? Başka beklediğim maç Karşıyaka yani Türk Telekom maçından bekliyorum skor anlamında. Olabilir. Eğer Türk Telekom karşılık verebilirse, evet, çok zevkli bir maç olacak. Karşıyaka zaten rahat bir skor, evet, bulacak ama ben 6. hafta sonunda Karşıyaka'nın yine ilgisizliği ben de devam edeceğini ben de düşünüyorum zaten. Artık yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Senin başka eklemek isteyeceğin bir şey var mı? Başka eklemek istediğim bir şey yok. Güzel bir hafta bizleri bekliyor. Basketbol severlerden de destek bekliyoruz. Hem videolarımıza beğeni ve yorum. Ayrıca ilk başta olarak da tabii kanalımıza abone olmalarını bekliyoruz. Rica ediyoruz. İnşallah kazasız belasız güzel bir hafta olur. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben sana haftaya teşekkür ederim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Trivela Spor'da bugünkü programımızda Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında oynanacak karşılaşmaların öncesini konuştuk. Bizi izlediğin için şimdiden teşekkür ederiz. Sizlerden tek ricamız kanalımıza abone olarak bize destek olmanız. Herkese iyi günler dileriz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.